Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh 3 etkili hikayesi. 1. Hikaye. Şerefi başka yerde aramayın. Şam yolculuğunda, Hazreti Ömer ile kölesi beraberlerindeki tek deveye nöbetleşe biniyorlardı. Şehre girişte, sıra köleye gelince, halife devesinden indi. Yerine kölesini bindirdi. Devenin yularından tuttu. Ayakkabılarını çıkarıp dereden geçti. Uzaktan bakan, deveye binmiş köleyi halife, devenin yularını çeken Hazreti Ömer'i de köle zannediyordu. Bunu gören ordu komutanı Ebu Ubeyde bin Cerrah dedi ki, "Efendim, bütün Şamlılar, bilhassa Rumlar, Müslümanların halifesini görmek için toplandılar. Size bakıyorlar. Bu yaptığınızı nasıl izah edebilirsiniz? Sizi köle zannedecekler, küçümseyecekler." Hazreti Ömer buyurdu ki, "Ey Ebu Ubeyde! Senin bu sözünü işitenler, insanın şerefini, vasıtaya binerek gitmekte ve süslü elbise giymekte sanacaklar. Biz daha önce zelil ve hakir bir kavimdik. Allah Teala, bizleri Müslümanlıkla şereflendirdi. Bundan başka şeref ararsak, Allah Teala bizi zelil eder, her şeyden aşağı eder." Bu şekilde şehre girdiler. Gerçekten bu hareketi, onun şerefini küçültmedi, aksine büyüttü. Biz bile 1400 sene sonra, burada, örnek bir hareket diye anlatıyoruz. Eğer tersi olsaydı, o zaman orada unutulup gidecekti. Halife Hazreti Ömer, başka bir zaman yine Şam'a gidiyordu. Şam'da veba hastalığı olduğu işitildi. Bunun üzerine, "Şehre girmeyelim. Birinizin bir çayırı ile bir çıplak kayalığı olsa, sürüsünü hangisine gönderirse, Allah'ın takdiri ile göndermiş olur." Sonra Abdurrahman bin Avf'ı çağırıp sordu, "Sen ne dersin?" "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Veba olan yere girmeyiniz ve veba olan bir yerden, başka yerlere gitmeyiniz, oradan kaçmayınız," buyurmuştu. Halife de, "Elhamdülillah, benim sözüm, Resulullah'ın sözüne uygun oldu," deyip, Şam'a girmedi. Böylece ilk defa karantina uygulaması yapıldı. Veba bulunan yerden dışarı çıkmanın yasak edilmesine sebep, sağlam olanlar çıkınca, hastalara bakacak kimse kalmaz, helak olurlar. 2. Hikaye. Aynı yolu takip eden 3 kişi. Hazreti Ömer, devlet başkanı seçildiğinde, Hazreti Ebu Bekir'e tayin edilen maaş kadar ücret alıyordu. Bu şekilde bir müddet devam edildi. Daha sonra, Hazreti Ömer, geçim sıkıntısına düştü. Bu durumu gören, ashabın büyüklerinden bazıları toplanıp, bu durumu görüştüler. Zübeyir bin Avvam, kendisine söyleyerek maaşını artırma teklifinde bulundu. Hazreti Ali, "Bu teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum. İnşallah kabul eder. Gidip teklifi bildirelim," dedi. Bu arada, Hazreti Osman söz alıp buyurdu ki, "Ömer'in hak ve adalette ne kadar tavizsiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu teklifimizi bizzat kendimiz değil, kendisini kıramayacağı birine söyletelim. Bunu, kızı Hafsa teklif etsin." Hazreti Hafsa, babasının yanına varıp teklifi bildirince, çok hiddetlendi. Sonra kızı Hazreti Hafsa'ya sordu, "Sen Resulullah'ın evinde iken, Allah'ın Resulü'nün giydiği en kıymetli elbise neydi?" "İki tane renkli elbisesi vardı. Elçileri onlarla karşılar, cuma hutbelerini bunlarla okurdu." "Peki, yediği en iyi yemek neydi?" "Yediğimiz ekmek, arpa ekmeğiydi. Senin yanında kaldığı zamanlar, yerde yaygı olarak kullandığınız en geniş, en rahat yaygı neydi?" "Kaba kumaştan yapılmış bir örtümüz vardı. Yazın 4'e katlar, altımıza yayardık. Kış gelince de, yarısını altımıza yayar, yarısını da üstümüze örterdik." Daha sonra Hazreti Ömer buyurdu ki, "Ey Hafsa, benim tarafımdan, seni gönderenlere söyle. Resulullah Efendimiz kendisine yetecek miktarını tespit eder, fazlasını ihtiyaç sahiplerine verirdi. Kalanı ile yetinirdi. Vallahi ben de kendime yetecek olanını tespit ettim. Artanını ihtiyaç sahiplerine vereceğim ve bununla yetineceğim. Resulullah Efendimiz, ben ve Hazreti Ebu Bekir, bir yol takip eden 3 kişi gibiyiz. Onlardan ilki nasibini aldı ve yolun sonuna vardı. Diğeri de aynı yolu takip etti ve ona kavuştu. Sonra üçüncüsü yola koyuldu. Eğer o da öncekilerin takip ettiği yolu takip eder, onlar gibi yaşarsa, onlara kavuşur ve onlarla beraber olur. Eğer öncekilerin yolunu takip etmezse, başka yoldan giderse, onlarla buluşamaz." 3. Hikaye. Halife, bekçilik yapıyor. Müslümanlar, bulundukları yerlerde oturan gayrimüslim halkı korumaları altına aldıkları gibi, turist olarak gelen veya ticari maksatla gelmiş olan gayrimüslimleri de sınırları dahilinde koruma altına alırlardı. Onların zarar görmemesi için, her türlü tedbiri alırlardı. Bunun geçmişte sayısız örnekleri vardır. Mesela, Halife Hazreti Ömer zamanında, bir ticaret kervanı gelip, gece Medine'nin dışında konakladı. Yorgunluktan hemen uyudular. Bu sırada, herkes uyurken, Halife Hazreti Ömer, şehri dolaşıyordu. Dolaşma esnasında bunları gördü. Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Avf'ı da yanına alarak sabaha kadar nöbetleşe, bu kervanı beklediler. Sabah namazında mescide gittiler. Kervanda bulunan bir genç, o sırada uyanmıştı. Bunları takip edip, arkalarından gitti. Soruşturup, kendilerine bekçilik eden şahsın Halife Hazreti Ömer ile arkadaşı olduğunu öğrendi. Gelip, arkadaşlarına anlattı. İnanamadılar, sen yanlış görmüşsündür. Halifenin, gecenin bu vaktinde burada işi ne? O sarayında kuş tüyü yatağında yatıyordur. Sizin gibi önce ben de inanamadım, sonra nasıl inandın? Sabah olup ortalık aydınlanınca, buradan ayrıldılar. Ben de merak edip arkalarından gittim. Camiye girdiler. Yolda karşılaştığım birisine, bu kim, diye sordum. Halifemiz Ömer, diye cevap verdi. Bu konuşmaları dikkatle dinleyen kafile halkı, derin bir sessizliğe büründü. Kimsenin konuşacak, bir şey söyleyecek hali kalmamıştı. Uzun süren bir sessizlikten sonra, içlerinden biri sessizliği bozdu, daha ne duruyoruz? Bu hal İslamiyet'in gerçek din olduğuna delil olarak yetmez mi? Diğerleri de bu söze katıldılar. Roma ve İran ordularını perişan eden, adaleti ile meşhur Yüce Halife'nin, bu merhamet ve şefkatini görerek, İslamiyet'in hak din olduğunu anladılar ve seve seve hepsi Müslüman oldular. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.